Büyücü bu be büyücü. Büyü yedik. Telefonu pat yere. Yağmur da başladı. Vavvalar devam ediyor. O şekilde çıktık. Burası sinek kaynıyordu. O zerre toz sineklerinden. Hala var. Başka hiçbir yerde yok. Sadece buradan. Ve bazı konuşmalar yaptık. Ve iyice ilama geldik temizlerken. Kaybolmuşsa video çıkmamıştır. Hemen fırladılar. Hepsi turladı. Defile gibi. Eğer çıkmamışsa konuştuklarımı anlatacağım ve yaptıklarımı yaptığım bu gidiyoruz bakma diyoruz o demek için o dedi diye iftira atmak için hakaret davası için balkona fırladılar diyoruz. Üçü birden mahkemeye. Üçü birden değil sırayla bir mahkeme o, bir mahkeme o, bir mahkeme o çıktılar. Sonra oradaki ihtiyar o da duydum dedi. Balkondan duymuş. Gösterdik ne yaptık. Geldik buraya bakmaya. Buraya yerleştirmişlerdi kapı ve küçük gözü kör toksoplazmalı kedi orada. Kapı buraya taşıdım. Buradan dedim kaldırırken şeyleri tek biri vardı orada. Ondan sonra hepsi sırayla geldi. Bir mahkeme o bir mahkeme. Bana dedi bana dedi. O ihtiyar bile pencereden. Sonra şeylerden başladı. Boklar vardır. Güçlerinden neyle uğraştıklarından hatırlamaya çalışacağım. Böyle vavullarla dışarı çıkardılar. Ne için? O sinek bulutunu görelim diye. Ben temizlemeye çıkar çıkmaz defileye geçti. Ayvah. Yüzlük var yemin ederim. Depiliğe geçtiler. Önce o, önce o, sonra o, sonra o. Sonra bu. Dedik bu zaten ortaya çıktı mı? Her zaman bu şeyler ortaya çıkıyor. Etrafta da çekenler mekenler. Yeni bir köpek. Sonra dedik hangi güçlü soyadı? Kurumlardaki güçlerinden, soyadlarından bahsettik. Şuradaki haftalarca durabilen güçlü soyad. Uzman doktorları olan güçlü soyad. Diğerlerinin ise Akbaba Fırt Bürbür 2 günde paspas dergisi güçlü soyad. Evet. Kafamı karıştırmak için her şey yaptılar. En sonunda o cadılar geldi. Büyü yedik. Yere düştü. Sinek bulutu vardı burada. Yine önceki gibi. Bunlardan bahsettik. Aniden geldiler. Göçebe gibi. Aniden ortaya çıktılar. Haftadır görmüyoruz en az. Bu şeyler oldu mu selalar okuyor. İnsanlar ölüyor. Rahatça yapabiliyorlar dedik. Çünkü güçlü soyadı. Yine Allah aklıma getirecektir. Yine Allah. Yine Allah konuşturacaktır. Büyücüye bak anasını. Buraya da dikmiştiler bir tane taşıt. Servis taşıtı. Bunlar beni sokup bitirmediğini, öfkeyi getirmediğini görünce gitti.
Ona çıkışı camı. Çünkü aynı zamanda ortaya çıktılar. Böyle insanlar birbirine kırdırıyorlar, sinirlendiriyorlar. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Bu sefer hayvanla önüme gelen olmadı. Böyle karşımda durup onlarla uğraşanlar, havlatanlar oldu. Sonra onların önüne gittik, dedik sizde var mı bu zehirli sinekler, bir bakalım dedik. Alet var, temizleyeyim sizin için. Ki kimin saçtığını biliyoruz. Hayvanlarla uğraşanlar onlar. Hala kaynıyorlar. Komşu geçti, ona dedim. Bak görüyor musun? Şahit olarak bu sinekleri. Evet, o da gördü. Şimdi dışarıdakiler için ben havaya sallıyorum gibi gözüküyorum. Bir deli gibi gözüküyorum tabii ki. Amaç da o zaten. Hem beni takıntılı göstermek, hem belki kızar bu şeylerin kimin yaptığını biliyor diye davaya düşürmek, hakaret davası. İnsanlar bu şeylerden sinirleniyor. Sonra galyana geliyorlar tabii ki. Bütün bu araba çatışmaları falan bu yüzden. Çarpışmalardan ayağa şey yapıyor. İnşaat şirketlerinden bahsettik. Aynı soyad, 3. Havalimanı. Aynı şuradaki Taşıt'ın soyadı. Sonra inşaatlarda bu şeyleri ayağına yiyip düşenler, ölenler dedik. Kurban hepsi. Sadece orada olmuyor, diğer binalarda inşaat. Muhakkak bir kurban bir yerden yapıyorlar. Siyonist milletten bahsettik. Çünkü şurada şey edenler vardı. Beni seyredenler, telefonla elinde. Hiç ayrılmayanlar, iki tane. Dedi ki, kadınlar Talmud'a bakın be, size ne değer veriyorlar. Terk edin o dini, gelin dedik, size değer veren Müslümanlık dinine. Hayvandan, sığırdan daha aşağılık görüyorlar. Hey, yürü, hadi. Evet, bu kadar kumandalı bunlar. Ne arıyorsun burada? Hadi. Bir de beni tanımıyor rol yapıyor. Çıkmadı hiçbir şey anasını satayım. İkindin ezanından beri ikindi ezanında patlattılar, çıkardılar. Ezan vakti tam. Ve bu şeyleri gördük. Yine. Neye kızdınız dedim, neye be? O Akbaba Orhan Seyfi Orhun dergisi çıktığı gibi Osmanlı dağılmadan önce yayınladığım o Sırp Johnny Logan dergisinde mi var dedik? Böyle gizli mesajlarda. Ki ona alınırlar yani. Bağlantıları belli. Sonra bu soyadlardan bahsettik. Kurumlarda olan aynı soyadlar, her yerde aynı soyadlar. Nerelerin başına geçti kendiniz bilirsiniz. Bakın. Öz teneke. Evet. Aynı soyadlar. Sonra dedik darbeci niye artık? O gizli, bu da gelecek türbanlı türbanlı gaza getirmeye. Elinde bok kaldırma poşetiyle, çünkü burada sıçtıracak. Videomu mu seyrettin bayan? Bizi resim çekiyor. Alo polis. Değil mi? Polis. Bir tane daha baş belası edindik. Çocuklarıyla.
İyi sipariş Kadriye Hanım. Her zaman ekip etraftadır böyle durumlarda. Hanımefendi, rica ediyorum biraz daha ileride böyle. He? Çünkü burada geziliyorlar, evin odamın içinde toz kadar şeyler belirleniyor. Yani. Tamam. Uşak burada. Burası da iyi değil. Tamam, tamam. Burada da kanallar var. Gel. Ağaçları işaretlemişler gördüğün gibi. Çünkü hayvanları burada yaptıracaklar. Ha, bilmiyorduk değil mi? Yok, bizim bu akşam misafir gidecek de ben de hiç bilmiyorum. Evet, senin bir hikayesi var. Gideceği yok, yeri ben biliyor. Ben de de sokmam da bu akşam gidiyorum. Kesinlikle. Poşet hazır. Biz burada sineklerini temizliyoruz. Türbanlı türbanlı. Orduları bitmez bunun. Tam olarak bu şeylerden bahsettik. Binlerce 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 böyle insan. Besbelli holding gibi. Üçüncü havalimanı ihalesini kaptıklarına hiç şaşmam. Sonra bahsettik. O Ureyre dolaşırken. Buradan ta Üsküdar'a kadar kaç tane dükkan onundur. Bu soy isimlerindir. Fıstık ağacında olduğunu biliyorum. Oraya da uğradık. Aynı soyadlar. Orada da aynı soyadlar. Bir tane daha yine geldi. Böyle bunlar balkona çıktı mı orkestra şefliği başlıyor demektir. Nasıl düşürttün lan geçerken bunu ilkokul çocuğu tecavüzcüsü. Resmen görmüş gibiyim yani. Le. Daha varsa gönder Fuat Avni. Bitirdik hemen hemen. Tık tık. Dağsını gönder lan Mosadlı sinekçisi. Tek sinek yok en pat bulutlar. Göçebe sinekler. Bu dedim yani yarın bitecek. Çünkü sentetik bunlar. Bitiriyorsun tamam. Yarın nasıl veya öbür gün yeni bir çeşit. Hepsi sentetik. Mossad işi. Failleri belli. İşçilere bunlarla saldırtıyorlar. He. İşçilere saldırıyorlar bunlarla. Kurban vermek için yemin ederim. Evlerin harcına döküyorlar bu şeyleri. Boklarla beraber. Her zaman böyle ağır bir video yaptım mı pat fırlıyor bunlar. Biz de sorduk yani ne ağır geldi çok şey yayınladım. Fakat şıkkımı şeyden yana kullanıyorum. Bu Sırbistan'ı saldırtan Bosnalılara. Johnny Logan dergisi. Onu yayınladık. Acaba dedik orada var mı bir şifreler? Akbaba olduğu gibi Akbaba'da Osmanlı dağılmadan önce çıkan fırgır gır paspas devamı
Acaba dedik onda var mı, Yugoslavya dağılmadan önce mi çıktı bu? Çünkü bu Orhan Seyfi Orhanlığı her gün görüyorsunuz. Evet. Var mı lan? Ha? Çok eski kaç dinar diyordu? Dinar neyin parası biliyoruz? Eski Yugoslavya'nın dinar. Kaç dinardı? 25 dinarcık mıydı? Kaçtı? 2-3 dinarcık mıydı? Hangi tarihe uyuyor? Yugoslavya dağılmadan önce. Neyse hatırlamıyoruz daha fazla, yayınlayalım bunu. Çünkü sinekler bitti neredeyse be. Biz bunları temizlemeseydik bir sıra siyer alt oturamayacaktık odadan, bilgisayar içinde. Önünde pardon. Kesinlikle saldıracaklar, zaten kafamı karıştırdılar. Saça başa paçaya delik deşik ettiler. Odamda dursaydım 20 misli daha çok delik deşik edecektiler. Böyle ara verip akşam olacakları bekleyelim. Tebrikler lan güçlü sülaleler. Çok gaza geçirdiniz. Hayret. Dikkat et kalp dizi geçireceksin diye tutturmadınız bu sefer. Eskide kaldı değil mi? Eskiden diyor. Ben boka elimi sürmem. Tahtayla alıp sürerim. Psikopata bak. Dünkü videoma kızmış. Psikopatlık örneği resmen. Şuraya bak. Psikopatlık örneği başka bir şey değil. Neden bu tımarhanede değil veya komşuların cinayetinden içeride anlaşılır gibi değil. Boruyu sökmüştü be içeriye sinek sokmak için. Akilesime saldırdı bıçakla. İçeri adımımı atar atmaz işleme gönderiliyor. Hemen be. Şimdi korktuk. Hemen burada. Sana git demedik mi lan? Hadi yürü. Lan bana ağzını böyle açıp kapatıyor konuşur gibi. İçinde bir cadı var çünkü. Küfür ediyor resmen. Aynen araştırmalarım bunu gösteriyor ben. Bunlar o skopolamin değil başka bir uyuşturucu var. Onu kullanıp hayvanların içine girebiliyormuş. Zaten bu siyonist, büyücü, satanist millet zaten hayvanlarla konuşuyorlar galiba. Öyle bilgiler var. Suratımı soktu. O da başladı yine. Ses yok. Yeni bir dizi. Hop. Yine dışarı çıktı Yusuf. Gel. Nerede? Yine karşımda. Onunla mı konuşalım? Evet. Orada bebelere dayatacaklar. Bu tiplerden binlerce yaşadık biz. Binlerce binlerce. Yemin ederim. Tayland'dan bile gelenler oldu be. Bunlardaki güce bak yani be. Toksoplazmayı soka 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 soka. Sanki bütün okullarda böyle saptırıyorlar. Uyuşturucuyla. Yemlerin arasında uyuşturucu.
Narkotik köpeği kokmaz. Yemek zanneder. Ona kızmış olabilirler. Onu yayınladım diye. Tam o anda bunu kırmış olabilir. Çünkü orkestra şefi belli.